Herkese yeni bir Hot Wheels videosundan merhabalar. Bugün elimde 5 farklı Hot Wheels var. Her videoda olduğu gibi 5 farklı paket açacağız ve inceleyeceğiz. İkisi aynı seriden, üçü farklı serilerden. Genelde spor arabalar, böyle yarış arabalarını toplamaya çalıştım bu videoda. 5 farklı araç. Şöyle 69 Coupe Corvette var. 1 adet Nissan Silvia S15 var. Bu arabanın gerçek hali de var. Videoda bulursam bir yerlere koyacağım. Geçen gün Instagram'da görmüştüm. Full detaylı. Bu figürler arasındaki en detaylı bu olabilir. Figürler diyorum, arabaların arasındaki. Bir diğer arabamız 2020 Corvette. İki farklı Corvette olmuş. Bir tane McLaren F1 var. Bir de Nissan Leaf Nismo RC02 var. Bu bayağı güzel araba. Elektrikli araçlardan bir tanesi. Bunun daha önce grisini açmıştık. Kırmızısını bunca da kaçırmadım. Biraz detayları az geldi gözüme ama yandan görünüşü son derece güzel. Özellikle şu mat grileriyle falan paketini açınca inceleyeceğiz. Şöyle 4 aracı kenara alalım ve sırayla açmaya başlayalım. 69 Coupe Corvette. Bunu daha önce hiç almadım. Yo, aldım. Ketçap araba. Onu izlemezseniz yukarıdaki katlardan izleyebilirsiniz. 9'lu Hot Wheels serisinin içinden çıkmıştı. Buna benzer bir araba. Hatta buna benzer diyor. Bunun aynısı. Şöyle altını göstermekle başlayayım. Beyaz bir altı var. Altındaki yazıları okuyabiliyorsunuz arayı bulmak isteyenler için. Daha önce kullanılan, çok sık kullanılan plastik jantları var. Böyle yıldız kollu, küçük kenarlı. Biraz şunun köşelikleri az olmuş sanki. Gözüme öyle geldi. Çok parlamıyor. Yani arabayı tamamlayan jantları var. Klasik iki kişilik bir yapısı var. Şöyle uzun bir motor kısmı var gördüğünüz gibi. Önünde 69 yazıyor. Koyu mavi bir araba. Koyu mavi Hot Wheels araba zaten bayağı meşhur. Bir tane daha açacağız bu videoda gördüğünüz gibi. Hot Wheels'da yani yaygın olarak kullanılan bir renk. Birkaç farklı marka yazıyor yanlarında. Okuyamıyorum ama çok küçük yazıyor. Hot Wheels'ın logosu var. Şurada Michelin yazıyor mesela. O gün hoşuma gitti. Daha önce Michelin'i çok sık görmemiştim açtığım arabalarda. Şurada güzel bir Hot Wheels'ın HB'si var gördüğünüz gibi. Şurada bir tane Chevrolet logosu var. O biraz şaşırttı beni. Arkada farlarımız var ama far detayları yapılmamış, renklendirilmemiş. Önde de farlarımız var ama renklendirilmemiş. Aracı tamamlayan renkler böyle tam bir onun NASCAR arabası gibi gösteriyor benim gözümde. Bilmiyorum size nasıl geldi. Şu Michelin yazısı çok hoşuma gitti. El sallayan lastik adam da orada duruyor. Şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Bu çok sık görmediğim bir şey. Hot Wheels arabalarını çok sık görmediğim bir marka. En azından bu şekilde görmüyorum. Evet, bunu beğendim. Ne kadar detayları az olsa da hoşuma giden bir araba oldu. En azından ketçap arabadan güzel. Şöyle Nissan Leaf Nismo ile devam edelim. RC02. Bu Hot Wheels'ın elektrikli araçlar serisi şu anda bir çıktı. Yani genelde şu an aynı arabalar var. İki farklı yıl olmalarına rağmen, yanlış hatırlamıyorsam, ya da iki farklı case açılmasına rağmen aynı arabalar, farklı renklerdeler. Şöyle alt kısmını göstereyim. Altı dümdüz Nissan Leaf Nismo yazıyor. Şöyle gösterebilirsem. Aynen. Alışık olduğumuz yıldız jantları var. Bu jantları birçok arabada görüyoruz. Bu arabanın şu mat gri kısmı çok hoşuma gitti. Yine yan tarafta yazıları falan bayağı aracı tamamlamış. Nissan her yerinde Nissan yazıyor. Ama gel gelelim. Ön tarafta herhangi bir logo, far detayı yok. Ama şu kırmızı üzerine şu mat gri ile işte bu şu koyu siyah, mat siyah, işte koyu siyah dediğim kısım şurası bu arada. Cam kısmı. Yani siyah camlar, bu mat siyahlar falan bayağı birbirini tamamlamış. Önde de bir gri dokunuş yapılmış. Tasarım bayağı hoşuma gitti. Mesela bu tarafıyla şu tarafı farklı gördüğünüz gibi renk olarak. Bu kısım çok daha şaşalı görünürken bu kısım dümdüz kırmızı. Bütün bir spoiler yapısı var, metal. Gayet güzel çünkü diğer spoilerlar yani bütün olmadığı zaman, plastik spoiler olduğu zaman buradan çıkabiliyor ve yerinden oynayabiliyor. Bunu sevmedim. Arkada herhangi bir detayımız yok. Nissan logosu koyulmuş şuraya ama boyanmamış. Herhangi bir far detayımız da yok. Yani ufaktan şöyle bir egzoz yapılmaya çalışılmış ama çok da başarılı değil bence. Çok detaylı bir araba değil ama yandan sergilendiği güzel olacak. Yani böyle içi gözükmeyen arabaları çok sevmiyorum. Aslında iç detayları var. Yani ben ışıkta görebiliyorum. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Soldan direksiyonlu. Ama size pek gösteremiyorum sanırım. Çok mat bir siyah çünkü üst camı. Komple cam bu kısım. İkinci arabayı şöyle kenara alalım. Gelelim McLaren F1'imize. McLaren F1 daha önce birkaç tane açtık. Gri falan, sarı falan açtık. Tabii gri açtık, sarı açtık.
Eski videolarda vardır ama ben hiç hatırlamıyorum. İlk fark ettiğim şey bu arabanın diğerlerine göre hafif olduğu. Bir de bana bu McLaren F1'ler daha çok böyle Hot Wheels'ın McLaren F1'leri daha doğrusu eski oyuncak arabalar hatırlatıyorlar. O bana biraz tuhaf geliyor açıkçası. Eskiden böyle plastikle metal karışımı oyuncak arabalar vardı hatırlarsınız. Onları hatırlatıyor. Altı dümdüz gördüğünüz gibi. Komple siyah. Altı üstü, camı, mamı, içi falan her yeri siyah. Arkada far detaylarımız var. Sinyal detaylarımız var. Çok güzel. Premium model kadar detay yapılmış. Herhangi bir plaka detayımız yok. Önde de aynı şekilde far detaylarımız var. Logo detayımız var. Gördüğünüz gibi farların da güzel detayları var. Sanki böyle çıkartma gibi görünüyor farlar. Son derece güzel. Çok alışık olduğumuz küçük tekerlekli arabalarda sık sık gördüğümüz jantlar var. Şöyle göstereyim. Yine McLaren'de küçük tekerlekli olduğu için gayet bu jantlar aslında yakışmış. Bu uzay mekiği görünümü çok hoşuma gidiyor bu arabanın. Şöyle üstten bir bakın mesela. Oval yuvarlak bir gelişi var. Ortada direksiyon yapılmış. Onu nasıl gösterebilirim size? Şu şekilde. Direksiyon ortada ve tek kişilik araba gördüğünüz gibi. Herhangi bir iki kişilik koltuğu yok. İlginç bir sürüş olabilirdi ortada. Direksiyonlu araba hiç sürmedim daha önce hayatımda. Arkada mesela küçük egzoz detayları da var. Şöyle görüyorsunuz. Yani bayağı detaylı ama buna uygun kauçuk lastik bulunabilir mi? Ya da bu araba premium gibi yapılabilir mi bilmiyorum. Biraz da hafif bir araba. Yine de güzel sergileneceğini düşünüyorum. Siyah olması biraz dezavantaj. Açık raflarda sergiliyorsanız çok kolay tozlanıyorlar. Şöyle kenara alalım. Gelelim 2020 Corvette'e. Mesela Factory Fresh serisinden aynı şekilde McLaren F1 de Factory Fresh'ti. Umarım devamında bulabiliriz. Bunlar bayağı detaylı güzel arabalar çünkü. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi bu Corvette'in de ön far detayları, arka far detayları var. Şöyle altından incelemeye başlayalım. Alt kısmı düz. Aynı McLaren'de olduğu gibi hiçbir detay yok. Sadece yazıları var. Made in Malaysia yazıyor. İşte 2020 Corvette yazıyor. Yıldız jantları var. Japon arabalarda, klasik arabalarda görmeye alışık olduğumuz yıldız jantlar. Büyük tekerlekli, ön tekerlek, arka tekerlekten küçük gördüğünüz gibi. Soldan direksiyonlu, iç kısmı tamamen siyah ve böyle inanılmaz parlayan bir parlament mavisi rengi var. Çok hoşuma gitti. Önde Corvette logosu var gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Far detaylarının kendi detayları var. Farların kendi detayları var. Çizgilerle bütünleştirilmiş. Araç çok spor ve çok güzel gözüküyor gözüme böyle olunca. Ki spor arabaları çok sevmem. Arkada şurada bir Corvette yazımız var ufak. Yine ufak tefek far detayları yapılmış. Yani farların detayları yapılmış, stoplar falan. Ayrılmış birbirinden gördüğünüz gibi. Egzozlar yapılmış ama çok belli olmuyor arkadan bakıldığında. Bu araba bence yandan sergilenebilecek bir araba. Şu şekilde. Ayna detayları var. Mesela ona hiç değinmedik. Çünkü açtığımız 3 arabada da ayna detayı yokmuş. İlk defa bunda ayna detayı var. Yani içime sinen bir araba oldu. Bu Factory Fresh serisi böyleyse diğerlerini de biriktirmeye çalışacağım. Bilmiyorum yani bunlar aldığım ilk arabalar sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle hepsinin far detayı varsa biriktirmeye çalışacağım. Gelelim bu bölümünün yıldızına. Nissan Silvia S15. Zaten Nissan Silvia'ları hepiniz bilirsiniz artık. Modifiye dünyası birazcık aşırı neşir olanlar. Şöyle alt kısmını göstereyim. Bu arabanın gerçek halini bulabilirsem koyacağım. Ben yakın zamanda Instagram'a denk geldim. Yani bu araba ona bakılarak mı yapılmış yoksa ona bakılarak mı bu araba yapılmış orasını bilmiyorum. Bilen varsa mutlaka yorumlarda yazsın. Şöyle 23 yazısı var. Sarı detaylar çok güzel. Beyaz rengi tamamlamış. Önde yine ufak tefek detaylarımız var. Şurada yazılarımız var gördüğünüz gibi. Yani tam bir drift arabası gibi gözüküyor gözüme. Ön tampon böyle uzatılmış abartılı bir şekilde. Tam bir Japon modifiyesi olmuş açıkçası. Arkada far detaylarımız var ve farlar cam. Herhangi bir plaka detayı yok ama plaka detayı olsa daha güzel olabilirdi. Farlar yine camlı olması güzel. Ön farlarımız da camlı. Şöyle biraz yakından daha odaklayabilirsem evet. Ön farlarda gördüğünüz gibi camlı. Yani şu tampon detayı hoşuma gitti. Biraz abartılı bir modifiyesi var ama yine de çok güzel. Bütün bir spoiler'ı var metalden. Oynamıyor hiçbir şekilde. Sağdan direksiyonlu araba. Bu da güzel. Ufak tefek böyle markalar yerleştirilmiş gördüğünüz gibi. Yani şu arabayı şöyle fiu yanlarken düşünebilirsiniz. Benim son derece içime sindi. Ayna detayları da var. Böyle yanlar falan çamurlukla genişletilmiş gördüğünüz gibi. Üstten bakınca daha net belli oluyor. Yani biraz ilginç bir modifiyesi var. Nissan Silvia S13 var galiba burada. S15 var mıydı hatırlamıyorum. Evet S15 yok ama iki tane S13'ümüz var.
Yani aşağı yukarı yani çok aynı arabalar değiller ama biraz çamurlukları falan kıyaslayabilmeniz adına şöyle göstereceğim. Şuralar genişletilmiş gördüğünüz gibi. Ön çamurluklar, arka çamurluklar. Zaten şu aradaki kapı boşluğunu görüyorsunuz. Yine kırmızı bir S13. Arabalar şöyle yan yana görür mesela. Ne kadar modifiyeli olduğunu anlayabilirsiniz. Tamamen kıyas yapabiliriz. İkisini karşılaştırıyorum bu arada. Yoksa S15 ile S13 arasında bana göre dağlar var. Ki biraz daha S13 severim açıkçası. Evet, genel olarak bu videoda inceleyebileceğim 5 araba bu şekildeydi. Favoriniz hangisi mutlaka yorumlarda belirtin. Aynı zamanda bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Daha fazla Hot Wheels videosu için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.